Merhaba arkadaşlar. Kerem Öksüz Dans Art kanalına hoş geldiniz. Bugün bandoneon nedir? Bandoneon tango için niye bu kadar önemli? Biz bandoneon çalanlara niye bu kadar saygı duyuyoruz? Bunlardan bahsedeceğim size. Yanımızda bir bandoneonumuz var. Mandilimiz var. Onun da ne olduğunu anlatacağım. Ve asistanın pamukla beraber hazırsanız bandoneon konuşmaya başlayalım. Bandoneon nedir? Bizim için neden bu kadar önemli? Bununla ilgili size 8 tane soru hazırladım. Bu 8 soruda bandanyonla ilgili uzun uzun konuşacağız. 1. Bandanyon nedir arkadaşlar? Bandanyon bu gördüğünüz enstrümana bandanyon deniliyor. Akordiyon akordiyona benziyor ama akordiyondan farklı olarak iki tarafı da tuşlu olan iki tarafı da düğmeli olan bir enstrüman. Akordiyonda biliyorsunuz bir tarafta düğmeler var, bir tarafta tuşlar var ama bandanyon da iki tarafında da düğmeler var. Onun dışında düğmelerde, tuşlarda notalar yan yanayken düğmelerde notalar yan yana değil, tamamen birbirinden karışık. Bu sebeple de çalması dünyada güç olan enstrümanlardan bir tanesi olarak kabul ediliyor. Bandoneon nedir? Kısaca böyle özetledim size. Gelin ikinci soruya geçelim. İkinci sorumuz şu. Bandoneon'un tarihiyle ilgili biraz bilgiler verelim. Kökeni, tarihi bunlardan konuşalım. Arkadaşlar bandoneon konsertinas körüklü enstrümanlar ailesine dahil bir enstrüman. Konsertinaslar bandoneondan biraz daha farklı, daha küçük, gene aynı şekilde kare yapıda iki tarafında 14 tane düğmesi olan enstrümanlar. Bandoneonlar ise onlardan daha büyük yapıda iki tarafında şu an bandoniyonun son geldiğimiz e, durumunda 71 tane e, 71 tane üzerinde düğme var. E, bir tarafta 38, bir tarafta e, 30 e, 34 olacak şekilde. Onun dışında tarihi kökenine bakacak olursak bandoniyonun arkadaşlar bandoniyon bir Alman enstrümanı ilk olarak 1835'te Almanya'nın Grimfeld bölgesinde bir Alman müzik öğretmeni aynı zamanda bir müzik aletleri dükkanı olan Henrik Ban adında bir adam tarafından üretiliyor. Soy ismi de Band olduğu için Band'dan dolayı da bu enstrümana Bandoneon deniliyor arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya veya geldik üçüncü şıkka. ilgili size teknik bilgiler. Arkadaşlar bandanyon gördüğünüz gibi kare bir enstrüman. E, körüklerinde şu şekil açayım size. Körüklerinde sıkışan havanın metal dilciklere çarpması ve onları titreştirmesiyle ses üretiliyor. Sağ tarafı tiz sesleri veriyor ve bu bölüme kanto deniliyor. Bu bölümde 38 tane düğme var ve bu 38 düğmeyle 3 oktav genişliğinde bir ses üretiliyor sağ taraftan. Sol tarafa baktığımız zamansa sol tarafında 33 tane 33 tane düğme var. Bu 33 düğmeye de ile de 3 oktava yakın bir ses veriliyor. Sağ taraf kanto, tiz sesler, sol tarafa da baho deniliyor. O tarafta bas sesleri bize daha çok veriyor. Kapalıyken şu düğme arkadaşlar bir şey çalmaz çalmıyorken bandonyonu ses çıkartmadan kapatıp açmayı sağlıyor. Araya bir bilgi koymuş oldum. Kapalıyken 35 santim civarında bir enstrüman, açıldığı zaman ise 1 metre civarında büyüyor. Kapalı ki 35 santim. Açığı 1 metre civarında. Başka ne diyebilirim size? Şurada gördüğünüz gibi iki tane halkalık bölümü var. Bandoneon üretildiğinden bu yana büyük bir şekil değişikliğine uğramamış. Bu iki bölüm, bu iki çengel kısmı bandoneonun ilk üretildiği zamanlarda boyun askısıyla taşınabilmesi için kullanılıyormuş. Artık boyun askısıyla kullanılmıyor ama gene de değiştirmemişler. Tasarımlarda bu çengellere sadık kalmışlar. Başka ne diyebilirim size bandanionla ilgili? Düğmelerinden bahsettik, tasarımından bahsettik. Bandanion'un tarih boyunca tasarımı değişmemiş ama e, müzik ve ses aralığını genişletmek için 41, 55, 65 ve son geldiğimiz şekliyle 71 tane düğmesi bulunuyor üzerinde. Çalınırken bandanyon mandil denilen şu şekil bir bezle çalınıyor. Normalde bandanyon diz üzerinde çalınan bir enstrüman. Bu mandilin dize serilmesiyle mandil dize seriliyor bu şekilde ve bandanyon diz üstünde bu şekil çalınıyor. Bandanyonun çalınma şeklinde bu kadar zor olmasının sebebi bandoneonun diasonik yani bir sonarik bir enstrüman olması. Diasonik, bir sonarik ne demek? Şöyle, bandoneon'da bir tuşa bastığınız zaman bandoneonu açtığınızda ayrı bir nota çalıyor. Bastığınızda ayrı bir ses veriyor, ayrı bir nota çalıyor. Dolayısıyla bu enstrüman basarken, çekerken sağdan soldan ayrı sesler vermesi sebebiyle dört ayrı ses veriyor ve bu dört bölümden dolayı çalınması en güç olan enstrümanlardan bir tanesi. Çeşitleri markaları. Arkadaşlar bandoneonun çeşitleri kromatik ve diatonik olarak ikiye ayrılıyor kromatik dediğimiz bandoneon versiyonu unisonarik dediğimiz yani açıldığı zaman da kapandığı zaman da basılan tuşun aynı sesi çıkartmasıyla çıkartmasından dolayı unisonarik dediğimiz versiyon kromatik versiyon diğer bir çeşidi ise diasonik dediğimiz yani bisonorik dediğimiz versiyon onda da Bandoneon'un bir tuşuna bastığımız zaman açıldığında ayrı ses, kapandığında ayrı ses veriyor. Böyle söylemiştik. Tarih boyunca çok fazla değişim görmemiş bir enstrüman ama Almanya'da üretildiği yerler itibariyle birkaç versiyonu oluşmuş. Bunlar Almanya'nın çeşitli bölgelerinde birkaç versiyon üretilmiş. Bunlardan bir tanesi Rhein bölgesinden çıkmış. Rheinlander versiyonu. Diğer bir tanesi Chemitzer bölgesinde üretilmiş olan Chemitzer versiyonu. Bunları söyleyebilirim kısaca size bilgi olarak. Bunun dışında aslında en önemli versiyonlarından bir tanesi bandonyonun 1835'te icat edildiğini söylemiştik. Zaman içinde en çok üretilen versiyonları AA tipi bandaniyonlar yani Alfredo Arnold marka bandaniyonlar. Bu bandaniyonlar açıldığında ve kapandığında aynı tuşun farklı sesi verdiği bandaniyon versiyonu diasonik yani bisonorik versiyon, dünyada en çok kabul gören versiyon AA tipi dediğimiz bandaniyonlar. Bu da bir AA tipi bandaniyon versiyonu. Diğer bandoneon versiyonuysa 1925 tarihinde Fransa'da yaşayan İtalyan bir akordiyonist, aynı zamanda akordiyon tamircisi Charles Peguri tarafından icat ediliyor. Charles Peguri'nin icat ettiği bandoneonun özelliği kromatik dediğimiz bandoneon versiyonu yani unisonorik dediğimiz bandoneonlardan olması. Bu İtalyan akordiyonist bu bandonyonu o zaman yani 1925'te kendisi icat ediyor ve Fransa'da bu icat edildiği dönemden sonra en çok kullanılan versiyon bu versiyon oluyor. Daha sonra Fransa'nın dışında çalınması tabii ki diğer enstrümanlara göre daha kolay olduğu için bu tercih ediliyor. Ama Arjantin'de çok tercih edilmiyor. Arjantin'de daha çok aslında sadık olarak bir sonraki versiyon tercih ediliyor. Onun dışında Bandanion ve Bandanion'un Arjantin'e yolculuğu. Arkadaşlar Bandanion'un Arjantin'e yolculuğu şu şekilde. O dönemde biliyorsunuz Avrupa'da savaşlar oluyor, kıtlıklar, açlık, sıkıntılı bir dönem yaşarken Arjantin sanayi devrimi olan, sanayinin ve ticaretin daha yoğun döndüğü bir dönemi yaşıyor. Ve insanlar Avrupa'dan, Amerika'dan Arjantin'e göç etmek istiyorlar. Tam bu süreçte Bandoneon Arjantin'e gidiyor. İlk bahislerde Alman denizciler tarafından Arjantin'e götürüldüğü düşünülüyor. Aslında ilk Bandoneon'un çıkışındaki amaç müzik aleti olsun diye de değil. Bandoneon'un çıkışındaki amaç fakir kiliselerde yani büyük org alamayan kiliselerde kilise orgu olarak çalınsın diye icat ediliyor. O zamanlar Almanya'da maden işçilerinin yaşadığı birçok kasaba var ve bu kasabaların kiliselerinde, fakir kasabaların kiliselerinde kilise orgu yok ve o sebeple üretiliyor ama zaman içinde Almanya'dan, Avrupa'dan Arjantin'e gidiyor. Arjantin'de tangonun ana enstrümanı olarak tarih sahnesinde yerini alıyor. İlk Arjantin'de bandoneon çalan İngiliz Thomas Moore ya da Brezilyalı Baltaro'dan bahsediliyor. İlk onların çaldığı. Başka bir kitapta ise 1860'ta Arjantin'de geçen bir savaşta Jose Santa Cruz adlı bir askerin bandoneon çalarak diğer askerleri eğlendirdiği o kitapta da geçmekte. Yani tarihlere bakacak olursak bandoneon 1835, takribi 1845 tarihinde Almanya'da icat edilmişti. Daha sonra bandoneonun versiyonları 1860'ta en ünlü versiyonu bu AA tipi bandanyon dediğimiz Alfredo Arnold marka bandanyonlar icat edilmiş. Bu Alfredo Arnold marka bandanyonların ya da işte diğer tipte bandanyonların Arjantin'e geçişi söz konusu olmuş. Aslında Alfredo Arnold 1860'ta icat edildikten bir 5 sene sonra Almanya'da pardon Alfredo Arnold'ın 1860'ta icat edilmesinden 5 sene sonra Arjantin'de 1865'te askerler tarafından Jose Santa Cruz bir tanesi kitapta geçen ismine göre çalındığı yani aradan aslında çok büyük bir tarihi 5 sene içinde Arjantin'e geçmesi söz konusu. Bu dönemlerde zaten bizim Arjantin tangosunu bandoneonu derslerimizde anlattığımız şekilde Arjantin tangosunun başlangıcını anlattığımız şekilde aslında aynı dönemlere denk geliyor. Arjantin tangosunun Buenos Aires'te Arjantin'de oluşumu 1850'ler, 1840'larla 1900'lü yılların arasında ilk çağları bandoneonun ve tam o dönemde de aslında bandoneon çalınmaya başlamış. Zaman içinde Arjantin'de çok popüler olmuş ve çok fazla sayıda bandoneonistin Arjantin'de olduğu yani dünyanın en zor enstrümanı olarak kabul görmesine rağmen bir dönem Arjantin'de bir kitapta şöyle bir şey geçiyor. Luis Alfredo Sierra 1966'da Historia de la Orquestra Tipica adlı yani tipik tango orkestralarının tarihi adlı kitabında 620 tane bandoneonistin ismini saydığı yani 1800 1965'lerde 620 tane bir bandoneonist Arjantin'de çalıyormuş. Yani düşünün ne kadar büyük bir sayı. Bandoneon tarihinde ilk önemli bandoneonistlerden de size birkaç isim söylemiş olayım. Bunlardan bir tanesi e, Julian Maggio, ana diğer e, Pacho. Onun dışında Domingo Santo Cruz, Pedro Mafia Eduardo Arolas. Bunların dışında aslında e, tango'ya çok yakın olmasa bile birçok insanın e, duyduğu başka bir isim var. E, kim diyeceğim? Aklınıza geliyor mu? 3 saniye bekliyorum. Astor Piazzolla. Zaten aslında belki de bandoneon'un bu yeni nesle tanıtan e, en önemli insanlardan biri de Astor Piazzolla'dır. Devam ediyorum. Arjantin tango'nun, bandoneon'un Avrupa'dan Arjantin'e geçiş kısmı da böyle. Bir başka kısımda yani 6. şıkkımız bandoneon çalmak, varyasyon yapmak. Bandoneon çalmak arkadaşlar niye bu kadar zor? Demiştik bandoneon çalarken bandoneon'un açılmasıyla bir tuşa bastığımız zaman bandoneonun açılması ayrı ses oluşturuyor. Aynı tuşa bastığımızda kapanması ayrı ses oluşturuyor. İki taraf için de bu geçerli. Bu sebeple dünyada çalınması en zor enstrümanlardan biri bandoneon. E çalınması en zor enstrüman olduğu için de bandoneon da orkestraların bandoneonu orkestranın tango müziğini çalarken sadece bandoneonun varyasyon yaptığı ve bandonyonist bandoneonistlerin kendilerini gösterdiği Varyasyon dediğimiz hızlı çalınan kısımlar var. Bu varyasyon kısmında bandoniyonist e, sadece sağ elde de e, varyasyon yapabilir. Sol elde de ya da ikisini birden de kullanabilir. Bandoniyonistlerin bu varyasyonları orkestra şefinin ya da düzenlemecinin müziğin içine koyduğu bir varyasyon da olabiliyor. Ya da sadece bandoniyonistin armoni ve kontrapuvar tekniğine uygun şekilde bandoneonunu kendi çaldığı ve kendi yaptığı varyasyonlar da olabiliyor. Bu varyasyonlar zaten çoğunlukla parçaların ilk düzenlemelerinde görülmüyor. Şöyle bir örnek verecek olursak La Comparse'de parçası ilk yazıldığında varyasyon kısmı La Comparse'den içinde yok. Aradan 13 sene geçiyor ve 13 sene sonra bandoneonun varyasyonu ilk lokam la comparsita bandoneon varyasyonu duyuluyor. Düşünün ki aradan 13 sene geçiyor. 13 sene içinde hiç varyasyon la comparsita parçasında çalınmıyor. Başka varyasyonla ilgili nasıl bir bilgi verebilirim? Genelde varyasyon çalan müzisyenler bunu 8'in katları zaten biliyoruz ki tango müziği 4 e, dört dörtlük ve iki tane dörtlükte bir 8 vuruşta bir cümle oluşuyor. 8 ve 8'in katları 8, 16, 24, 32 şeklinde e, varyasyonlarını yapıyorlar. Banderiyon parçalarına, parçalarına varyasyon, varyasyon parçalarına örnek verecek olursak, Loka, Kanarya Empari. Şöyle birkaç tane bandonyon varyasyonunu size dinlettireyim. Siz de ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bir tanesi. Nuevo da Julio. Yani Eylül'ün 9'u. İşte Loka'nın varyasyonu da bu. Varyasyonlar demiştik ki 8'in katları şeklinde oluyor. E bu sonuncusu daha 8 ölçüde olan varyasyonlardan. Bir öncekiler fark ettiyseniz 16 hatta bir tanesi belki 24 bile olabilir. Tam onu saymadım. İşte bandoniyon varyasyon işte bu şekil izah edilebilir. Sekizinci şıkkımız bandoneon ve tango edebiyatı. Arkadaşlar bandoneon tangonun içinde olmazsa olmaz bir yere sahip. Şöyle anlatalım. Bandoneon olmazsa bir orkestrada o orkestra tango çalabilir. Ama biz tango severler, tango dansçıları, tango yapanlar o orkestraya tango orkestrası demiyoruz. Bir orkestra var ve tango çalıyor diyoruz. Ama bandonyon olursa işte o zaman o orkestra tango orkestrası olabiliyor. Bir orkestrada ana enstrümanlar keman, konturbaz, piyano ve bandonyon. Bunlar tarihteki daha önceki dönemlerde <laughs> gitar da tarih sahnesinde yerini almış, mızıkada yerini almış birçok farklı enstrüman yerini almış ama daha sonraki orkestralarda bu enstrümanları biz görmüyoruz ama keman, piyano, bandoneon, kontrbas bunlar orkestranın ana enstrümanlarını oluşturuyorlar ama bel kemiği her zaman için bandoneon. Bandoneon tango orkestrası için önemli olmanın yanı sıra tango severler için de çok önemli. Bunu yüzden Bandoneon birçok tango parçasının isminde, birçok tango parçasının hikayesinde geçiyor. Mesela Bandoneon Arabeloro örnek verebilirim bir tane. Almada Bandoneon. E, Almada Bandoneon parçası çok önemli tango şairlerinden Enrico Santos Disopolo'nun bir parçası mesela. Almada Bandoneon. Bandoneon Amigo. Quechus de Bunları sayabilirim kısaca size. Onun dışında tangonun parçaların içinde de birçok bandoneon sözünün geçtiğini, bandoneon için yazılmış parçalar olduğunu biz görüyoruz. Bandoneon'un kendi bandoneon olarak ismi geçmese bile bandoneona tango edebiyatında birçok takma isim de takılmış. Bunlardan bir tanesi körük sadece Bandonio'na körük demişler. Körüğünden sebep. Fue'ya demek körük. Onun dışında kafes denilmiş, kafes denilmiş bandonyona. Huala demek kafes. Enteresan. Neden kafes denilmiş Bandonio'na? Hulgen Kenyata diye bir e, tango şairi şöyle bir şey yazıyor bandonyonla ilgili. Sanki Bandonio'nun içine 100 tane kör kuş koymuşlar da bu kö, kör kuşlar bandonyon içinde şakıyorlarmış. Bunu şunu bilirsiniz belki. Öten kuşların daha iyi ötmeleri için belli dönemlerde kuşların kör edildiği söyleniyor. Dolayısıyla bandonyonun sesi o kadar güzel bir ses ki bandonyonun içinde sanki 100 tane kör kuş şarkı söylüyor. Hulyan Kenyatta böyle tarif etmiş Pandanion'u. Sekizinci şıkkımız demişim ki Pandanion bizim için neden bu kadar önemli? Pandanion bizim için neden bu kadar önemli? Aslında anlattım size Pandanion'u. Pandanion tangoyu aslında tango yapan enstrümanlardan bir tanesi. Enrico Santos Stopolo'nun dediği gibi Bandoneon tangonun lirik ruhu ya da ya hiçbir enstrüman bir bandoneon kadar tangodaki bizim hislerimize tercüman olamamıştı. İşte bunlardan sebep bandoneon tango için çok önemli. Çalınması dünyada en zor enstrümanlardan biri olması sebebiyle bandoneon çok önemli. Derslerimizde bandoneondan bahsediyorduk ama bu kadar detaylı hiç konuşmamıştım bandoneonla ilgili sizinle. YouTube vesilesiyle, YouTube videoları vesilesiyle konuşmuş oldum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. ile ilgili bu videoların, ile ilgili çektiğim bu videonun diğer insanlara ulaşabilmesi için e, sosyal medyanızda paylaşmayı unutmayın. Kerem Öksüz Dans Art kanalında bir başka videonun da sonuna geldik. Kanalı takibe almayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik ben Kerem Öksüz. Bandonyonumuz. Sevgili asistanım e, Pamuk'tan bizden bu kadar. Bir başka videoda daha görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.